Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanelerde satılan un kurabiyelerinden çok daha lezzetli ve çok kolay bir tarifle hazırladığım un kurabiyesi tarifini paylaşıyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarife öncelikle kurabiyenin içerisine kullanacağım tereyağını ocakta eritmekle başlıyorum. Derince bir de cezvenin içerisine 250 gram kadar tereyağını ocakta erittim. Gördüğünüz gibi ince bir elek ve süzgeçten geçiriyorum. İçerisindeki ayran ve su miktarını içerisine kullanmayacağız kurabiyenin. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. Üzerinden köpüğünü aldıktan sonra altta kalan e, beyaz olan ayranını içerisine koymamaya çalışıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabına alarak yaklaşık 15-20 dakika kadar yağın donması için bekletiyorum. Buzlukta daha kısa bir sürede 10 dakikada bekleterek de bu şekilde dondurabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yağım dolapta dondu. Hemen uygun bir borcamın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Daha sonra içerisine elekten geçireceğim kuru malzemelerimi ekliyorum. Bir su bardağı kadar nişasta ekliyorum. Buğday nişastası kullandım. Aynı aşamada mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir çay bardağı kadar pudra şekeri ilave ediyorum. Bir pakete vanilyamı ilave ettikten sonra malzemelerimi gördüğünüz gibi elekten geçiriyorum. Şimdi de bir kaşık yardımıyla hazırlamış olduğum malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Tarif için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan 200 miligram su bardağıdır. Çay bardağı ölçüm ise 125 milimdir. Eklemiş olduğum malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra şimdi unumu azar azar elekten geçirerek içerisine hamurumun içerisine ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Kullanacağınız un miktarı ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. İlk olarak 2 su bardağımı bu şekilde ekledim. Kalan 1-1,5 su bardağımı kadar da azar azar ilave ederek kontrollü bir şekilde ekledim. Hamurumu bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamur en başta topak topak olabilir. İlerleyen dakikalarda hamur kendini salacaktır ve hamur kıvamına gelecektir. Gördüğünüz gibi yoğura yoğura hamuru yumuşak bir kıvama getirdim. Hamura çok fazla un takviyesi yapmayın. Aksi takdirde hamurunuz pütür pütür olur ve dağılır. 3 su bardağından sonra unu kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı çok güzel. Hamur bu aşamaya geldikten sonra artık şekil verme aşamasına geçebilirsiniz. Hamurdan irice parçalar kopartarak hamuru silindir bir kıvama getiriyorum. Hamurumu hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur, veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Hamurların şeklini verdikten sonra bir çatalla gördüğünüz gibi üzerine bir miktar baskı uygulayarak üzerine çizikler atıyorum. Bu aşamada belirgin olabilmesi için fırında da kabarıp şişeceği için biraz daha baskı uygulayabilirsiniz. Uç kısımlarını aldıktan sonra bir bıçakla veya bir aparatla gördüğünüz gibi kurabiyelerimi parçalara ayırıyorum. Gerçekten yapılışı diğer un kurabiyelerinden çok farklı ve oldukça lezzetli pastane kurabiyesi aratmayan gerçekten şahane bir un kurabiyesi tarifidir. Hazırlamış olduğum kurabiye hamurlarımı yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Hazırlamış olduğum hamurlarımın tamamını aynı şekilde şeklini vererek kurabiyelerimi hazırlıyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Kurabiyelerimin tamamını şeklini verdim ve hazırladığım yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra 170 dereceye ayarladığım alt üst ayar fırında 20 dakika kadar bir sürede fırınımda kurabiyelerimi pişiriyorum. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Üzeri kızarmadan fırınızdan alabilirsiniz. Tamamen soğuduktan sonra da dilediğiniz gibi servis ederek hazırlayabilirsiniz. Sıcakken sakın dokunmayın, kurabiyeler dağılır. Soğuduktan sonra şeklini koruyacaktır. Soğumaya başladıktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirerek hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz çayınızın kahvenizin yanına hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli bir un kurabiyesi tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.